10. konuşmayı Yurt Partisi adına Genel Başkan Saadetdin Tantan yapacak. Saygıdeğer vatandaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesi yüce Türk milletini bütün yüreğimle selamlıyorum. Yurt Partisi Genel Başkanı Saadetdin Tantan olarak sizlere hayali projeler anlatmak olmayacak. Rüyalardan söz etmek, tutulamayacak sözler vermek, lutuk çekmek ya da profesyonelleşmiş siyasetçiler gibi yalan söylemek peşinde değilim. Değerli vatandaşlarım, Türk siyaseti uzun yıllardır uygulanan politikalarla siyasi, mali, ekonomik ve güvenlik anlamında tutsak edilmiştir. Türkiye'nin imkan, kabiliyeti ve kapasitesini Türk halkı değil, küresel sermaye ve içeride kullandığı güçler kullanmaktadır. Türk siyaseti, iktidarı ve muhalefetiyle halkımıza kirliliği ve kimliksizliği dayatmaktadır. Yurttaşlarımız, iktidar ve muhalefet partilerinin eliyle ayrıştırılarak devlet ve millet olma vasfımız giderek kaybolmakta. Ülkemizde her alanda yozlaşmanın temel sebebi geçmişten günümüze kadar devletin temel altyapılarının hiçbir iktidar tarafından yapılmamış olması, eğitim sistemimizin iradesi hür, vicdanı hür, muhakeme kabiliyeti yüksek, sorgulayan ve sorgulatan nitelikli nesiller yetiştirilmemesi için çaba göstermemesi, yurttaşlık bilincinin ülkeyi sahipleme duygusunun zayıf giderek zayıflatılmış zayıflatmış bu da zihinsel çöküşle birlikte yoksulluk ekonomisini ve de bütün toplumsal inanç ve değerlerimizi yok ederken kirli ve kimliksiz her alandaki yapıları güçlendirmiş ve adaletsizlik ve mafya devlet anlayışı hakim olmuştur. Kardeşlerim, iktidar ve muhalefet partileri birbirlerinin kopyasıdır yalnızca isimleri farklıdır. Bugün siyasi iktidar tarafından özgürleştirilmiş organize suç ve terör örgütünün siyasi uzantısını kime hizmet ettiği açık ve net olarak bilinmektedir. Aziz vatandaşlarım, modern hukuk devletinde olması gereken hak ve özgürlük, güvenlik, adalet altyapısı planlı bir şekilde hem kurumsal anlamda hem kamu hizmeti anlamında ve de nitelik anlamında çökertilmiştir ülke içinde ve uluslararası alanda da itibar kaybı ve güvensizlik artmıştır. Bugün ülkemizde anaokulundan tutun da ilk öğretimden üniversitelerimize kadar her eğitim e, düzeyinde akıl almaz bir siyasileşme, yozlaşma, kalitesizleşme söz konusudur. Ülkemiz geçmişte kendi kendini besleyen dünyadaki örnek ülkelerden birisiyken uygulanan yanlışların politikaların sebebiyle çok uluslu şirketlerin insafına terk edilmiştir. Yüksek teknolojiden kaynaklanan imkan ve kabiliyetlerin bireylerin zihinlerini gece gündüz televizyon ve gazetelerde ve de sosyal medyada çökertmesine seyirci mi kalacağız? Enerji savaşlarından dolayı bölgemizde ve hafızamızda küresel güçlerin taşeronuna devam mı edeceğiz? Ekonomik savaşlardan kaynaklanan mali ve ekonomik anlamda bizi köleliğe tutsak ettiren proje ve programlara ses çıkartıp karşı çıkmayacak mıyız? Küresel güçlerin kendi çıkarları uğruna havza ve bölge boyutunda kendi, kendi kullanımındaki devlet dışı yapılar eliyle hem bölge haklarının katledilmesine, rejim ve sınırların kendilerine dönüştürülme projesine seyirci mi kalacağız? Milli sermaye ve milli ekonomimizin güçlenmesini istemeyen, İşteki ve dıştaki güç odaklarına karşı sessiz durabilir miyiz? Uluslararası alanda ve ülkemizdeki hukuk savaşlarında dahi neden kaybettiğimizi görmüyor musunuz? Halkın bilgiden yoksun bırakılması, yoksulluğun, fakirliğin, işsizliğin kadermiş gibi dayatılması bir proje değil de nedir? Yıllarca zamanlarımızı çalan siyasetçi ve güç odaklarının kendi çıkarları uğruna ülkenin imkanlarını kendilerine kullanma çirkinliğine karşı gelmeyip sessiz mi kalacağız? Yolsuzluğun kabul gördüğü, inanç değerlerinin çökertildiği bir ortamda geleneksel Türk aile yapısı bu şekilde yoluna devam edilme gücüne sahip mi? Yoksullaştırmaya ve sadakaya muhtaç ettirme anlayışı aileleri parçalarken baba, oğul, kardeş birbirini tanımaz duruma gelmiştir. Asırlardır bayrağımızı ve kimliğimizi ayakta tutan geleneksel Türk aile kimliği, gelir dağılımındaki adaletsizlik, işsizlik, bütün temel hizmetlerin ticari zihninde sunulması, fırsat eşitliğinin ortadan kaldırılması eliyle yok edilmektedir. Değerli yurttaşlarım, coğrafyamızda önce planlarını gerçekleştiren bu güçler birçok ülkeyi kendi yönetiminde, kendi kullanımındaki devlet dışı aktör olarak gözüken terör, örgütü, terör örgütleri eliyle işgal ettiler. Bazı ülkeler iç savaş ortamına soktular. Bazı ülkelerde siyasi ve ekonomik istikrarı yok ettiler. Devlet ve millet olma niteliklerini ortadan kaldırdılar. Şimdi sıra bizim ülkemizde. Bu hain planın hepimiz farkındayız. Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz Havzası'nda ve Orta Doğu'da nasıl dışlattırıldığımızı görmüyor muyuz? Hepimiz bu projeyi bilmiyor muyuz? Buna izin vermek istemiyorsanız ülkemizi işgal etme planı yapanların yerli işbirlikçiliklerini desteklemeyeceksiniz. Oylarınızı yurt partisine vereceksiniz. Eğer onlara karşı etkili ve zamanında mücadele edemezsek ülkemizi yok etme planını yapanlar eninde sonunda Afganistan, Pakistan, Irak, Suriye, Libya ve diğer Müslüman kimlik ülkelerinde yasa dışı sorunlarıyla karşı karşıya bırakıldığı gibi Türkiye'yi de karşı karşıya bırakabilir yurt partisi olarak açıklıyoruz ki iktidar ve meclis içi muhalefet ülkemizin işgal planını seyretmekte buna dolaylı ve dolaysız destek vererek büyük ihanete ortak olmaktadır. 7 adınan seçimlerinde aslında siyasi partileri ve adayları oylamayacağız. Aslında ülkemizin geleceğini kendi kaderimizi oynayacağız. Geleceğimiz her vereceğimiz her oy ülkemizin ortadan kalkması ya da sallanlaşması seçeneklerinden birisine verilmiş olacaktır. Yurt Partisi olarak halkımızı kandırmaya dönük ucuz politikalar ve yüzeysel vaatler ile seçime hazırlanan partilerin hepsini aynı köşeye koyuyoruz. Değerli kardeşlerim, sevgili vatandaşlarım, önünüzde iki seçenek var. Seçeneklerden biri köleliğin devam etmesini istiyorsanız köleliğin devam etmesine oy vereceksiniz ya da özgürlük ve bağımsızlıklarından asla taviz vermeyen yurt partisine oy vermenizi istiyorum. Bu, bu yüzden yurt partisi olarak seçimlere katıldık. Benim aziz ve kıymetli yurttaşlarım bu yurt senin ve sahip çık. Ülkemizin her türlü tutsaklık ve kirlilik ve kimliksizden kurtulmaya yurt partisi saflarında mücadele etmeye ve aydınlık geleceğe davet ediyorum. Eğer samdağa sahip çıkmaz, ve korku ve panik içerisinde, umutsuzluk içerisinde lanet olsun bu seçimde de oyumu buna vereyim, oyum ziyan olmasın mantığı içerisinde hareket edersek yine her, geçi, her seçim döneminde karşı karşıya kaldığımız gibi tutsaklığın devam etmesine oy vermiş olacağız. O açıdan da Yurt Partisi'nin kuruluş amaç ve felsefesi çerçevesinde hakka sahiplenme, adaletli olma, doğru ve dürüst olma, çalışma temel felsefesinde hepinizi birleşmeye davet ediyorum. Bu bir mücadeledir, hak mücadelesidir, onur mücadelesidir, haysiyet mücadelesidir. 7 Haziran seçimleri aslında bir kader savaşının neticesidir. Bu savaşta hep beraber sandıkta buluşmaya, yurt partisi saflarında buluşmaya davet ediyorum. Siz özgürlük ve bağımsızlıktan mı yanasınız yoksa kölelikten mi yanasınız? Size bütün geleneksel siyasi partiler köleliği tavsiye ediyorlar size bir, bir takım vaatlerde bulunuyorlar ama biz size asla vaatlerde bulunmuyoruz. Biz size sizin var olan karakterinizi hatırlatıyoruz. Bizim karakterimiz yüce Türk milletinin karakteri Atatürk'ün söyleminde bulunan özgürlük ve bağımsızlık. Eğer özgürlük ve bağımsızlığımız olmazsa ne zihinsel gelişimimiz olur ne zihinsel ve entelektüel ve endüstriyel entelektüel gelişimimiz olur ne fiziki gelişimimiz olur ne ülkeye katkı sağlayabiliriz ve köleliğe devam ederiz. O açıdan da halkımıza sesleniyorum. Bu seçim, 7 Haziran seçimi son derece önemlidir. Cesur olmak mecburiyetindeyiz. Sandığa sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Hep birlikte yurt Partisi saflarında sizleri bekliyorum. E, bu seçim bir başka seçimi de beraberinde getirse, bu millet bu siyasi zihniyetle asla yoluna devam edemez. Bölge ateş çemberi içerisindeyken, Türkiye ve Türk milleti kendi kimliğini kaybederken seyirci kalamayız. O açıdan da yurttaşlarım gelin sandığa sahip çıkın. Kendi kaderinize, kendi geleceğinize, kendi torunlarınıza, hakkınıza, hukukunuza, size sahip çıkın. Hep beraber 7 Haziran seçimlerinde birlikte buluşmaya ve Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye sizleri davet ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.